YouTube kanalımdan tekrar herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve kanalınıza hoş geldiniz. Bugünkü videomda bahçemizden taze toplamış olduğum cin biberi turşusu yapacağım arkadaşlar. Çok farklı bir tarifle, püf noktalarıyla yıllarca eritmeden, çürütmeden tüketebileceğiniz biber turşusu tarifimize geçiyoruz arkadaşlar ondan öncesinde lütfen takipte kalın. Destek amaçlı kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İhtiyacım olan 1 kilogram biberimi topladım, yıkadım ve bıçakla çizdim arkadaşlar. Suyunu daha iyi alabilmesi için çiziyorum ben. Öncelikle turşumun suyunu hazırlayacağım arkadaşlar. Kettle'dan kaynatıp soğutmuş olduğum suyumdan 2 su bardağı kullanıyorum ve 2 su bardağı dolusu üzüm sirkesi ilave ediyorum arkadaşlar. Sonrasında 1 su bardağı dolusu kaya tuzu ilave ediyorum sirke ve suyun üzerine arkadaşlar. Ve sonrasında 4-5 adet limon tuzu ilave ediyorum. Limon tuzunu koymamın sebebi arkadaşlar erimemesi için kütür kütür bir turşu elde edebilmek için limon tuzu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sonrasında 15-20 adet tane karabiber ekliyorum arkadaşlar. Hoş bir aroma katıyor çünkü turşulara. Ben bütün turşularımda kullanıyorum. Çok da memnunum. Ve sizlerin de kullanmasını tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet 4-5 adet soyulmuş sarımsağımı da küçük parçalar halinde doğruyorum arkadaşlar sonrasında bir çırpıcı yardımıyla bütün karışımı iyice tuz eriyene kadar karıştırıyorum arkadaşlar bu çok önemli püf noktalarından bir tanesi de bu sonrasında üzerine biberleri ekliyorum ve bir ağaç kaşık yardımıyla iyice karıştırıyorum arkadaşlar ağaç kaşık olmasına özen gösterelim lütfen bu şekilde 10 dakika karıştıracağım ki iyice suyunu alsın. Evet sonrasında üzerini kapatıyorum ve 2 saat bu şekilde suyunu almasını ve hafif sararmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Turşu yaparken sebzeleri suyunda bu şekilde bekletmek çok önemli arkadaşlar. Kendi suyunda dinlendirdiğimiz için çok güzel bir turşu elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet 1 kilogram biberimi 2 litrelik bir dona koyacağım arkadaşlar. Tam geliyor çünkü ölçüsü budur. Öncelikle biberlerimi alıyorum. Sonrasında suyunu ilave edeceğim arkadaşlar. Büyük biberleri alta koyacak şekilde bidonumuza yerleştiriyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz büyük biberler daha geç döndüğü için en altta kalması, suyun altında kalması çok önemli. Evet bu şekilde turşumuzu bidonumuzu aldıktan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Sonrasında iyice tahta kaşık yardımıyla bastırıyoruz arkadaşlar turşumuzu. Neden bastırıyorum? İyice sıkılaşması için ve hava almaması için bastırıyorum arkadaşlar. Suyunu üste çıkarmak için satılan aparatlar var arkadaşlar. Onlardan alabilirsiniz. Ya da kapağınızın bu şekilde olmasına özen gösterin arkadaşlar suyu zaten üste çıkarıyor. Aynı zamanda hava almasını ve sızdırmasını da önlüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar püf noktalarıyla birlikte turşumuzu sizlere nasıl yaptığımı gösterdim. Daha önceki yapmış olduğum bunlar geçen seneden turşularım. Görüyorsunuz renklerini sapsarı. Daha dün kurulmuş gibi. Turşularınızı bu tarifle yaparsanız çok memnun kalacaksınız ve turşularınızı erimeden çürütmeden yıllarca yiyebilirsiniz arkadaşlar. Bu da az önceki yapmış olduğum turşum. Allah güle güle yedirmeyi nasip etsin inşallah arkadaşlar hepimize. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere lütfen emeğe saygı için kanalıma abone olup takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.